benim gözlerim göreceğini gördü. O gün Boğaz Tabyalar arasında en çok iş gören ve en çok hasara uğrayan Rumeli Mecidiyesi bataryası oldu. Sabahtan beri muharebenin en şiddetli anlarında bile iki sahil arasında gidip gelmekten çekinmemiş olan Mustahkem Mevkii Komutanı Cevat Paşa, Tabya'nın feci durumunu haber aldığı zaman yine motora atlayıp çimenlik iskelesinden karşı sahile hareket etti. Cephaneliği bitmiş olan Tabya'nın durumu hazindi. İstihkam yığıntıları arasında dolaşmakta olduğu sırada bir ağacın altına uzanmış olan bir askerin hali dikkatini çekti ve yanına gidip "Ne var evlat?" diye sordu. Nefer hemen yerinden fırlayıp esas duruş vaziyeti aldı. Çünkü sesi tanımıştı. Ama gözleri başka tarafa bakıyordu. Cevat Paşa, "Gözlerine bir şey mi oldu oğlum?" diye sorunca Nefer tok sesiyle "Üzülmeyin efendim" diye cevap verdi. "Benim gözlerim göreceğini gördü" diye cevap veriyordu. Gözlerini bu vatan uğruna feda eden bir Mehmetçiğin bu durumu karşısında Cevat Paşa sessiz sessiz ağlıyordu.